Merhaba Emel Hobi ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda parmaksız yarım eldiven çalışacağız arkadaşlar. Gayet örmesi kolay ve çok hızlı ilerliyor. Rahatlıkla bir günde iki çift bu şekilde eldiven örebileceğinizi iddia ediyorum. Malzemelerimiz Alize T markası ipini iki kat yaparak kullanıp Arkadaşlar ipimizi incilerimizi ufak boy incilerimizi geçirelim. Ve şişimizde 3 numaralı kısa boy tercih edelim. Ama elinizdeki 3 numaralı herhangi bir şiş olabilir. Uzun veya mesinalı fark etmez. Rahatlıkla örülebiliyor. Tığ ve iğneye de ihtiyacınız var. Çünkü yandan dikişli olacak arkadaşlar. Benim el ayarıma göre 50 ilmekle başlayacağız arkadaşlar. Elleri daha büyük olanlar varsa 4 ilmek artırarak yani 54 ilmekle başlasınlar arkadaşlar. Şimdi ben ilmeklerimi atmıştım bu şekilde 50 tane. Hemen örmeye başlayalım. Anlatıma geçmeden önce de kanalıma abone olursanız yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, şimdi 50 ilmeği yaptıktan sonra örgümüzün arka tarafından şimdi iki düz iki ters olarak örgümüzü önce lastiğimizi öreceğiz. 4 sıra ördükten sonra ilk sıra incimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. ilk ilmeğimi örmeden aldım. İki düzle başlıyorum. İki ters, iki düz şeklinde sıranın sonuna kadar gidiyorum. Son ilmeklerimiz hep düz olacak arkadaşlar, ona dikkat edelim. İki tersimi ördüm, tekrar iki düz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar arkadaşlar örelim. E, tekrar sizinle buluşalım. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Örgümün ön tarafına geçtim. Tekrar iki düz, iki ters, bir sıra daha örüyorum. Ve sıramın sonunda gelince tekrar arka taraftan örgümün arka tarafından yine gördüğümün aynısını yani iki düz iki ters olarak örüp ön, tarafa, ön tarafa düştüğümüz zaman hemen ilk sıradaki incelerimizi yerleştireceğiz. Şimdi sıramın sonuna kadar örgümü örüyorum. Arkadan da örüyorum ve tekrar ön tarafta sizinle yani bu yüzde burada buluşuyoruz. Evet arkadaşlar 12 tane incimi çektim ve şimdi buradaki terslerin arasına her bir tersin arasına Boncumuzu yani incimizi yerleştireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Evvela iki düzüm var, onu örüyorum. İki tersim var. Birincisini örüyorum. Bir incimi getirdim ve tekrar bir ters ördüm. Tekrar iki düzümü örüyorum. Bir ters, bir inci, bir ters. Tekrar iki düz, bir ters, bir incimi çektim ve tekrar bir ters, iki düz, bir ters, bir incim, tekrar bir ters. Bu şekilde arkadaşlar sıranın sonuna kadar incilerimizi ters ilmeklerin iki ters ilmeğin arasına yerleştiriyoruz. Evet. Burayı beraber örelim. Şimdi bizim bu inci sıramız birinci sıra oluyor arkadaşlar. Örgümüzü arka taraftan öreceğiz. ikinci sıra. 2 iki düz 2 ters olarak. Tekrar ön taraftan yine 2 düz 2 ters. Yani lastiğimizi üç, öreceğiz. 3. Öreceğiz 3. Tekrar arkadan öreceğiz 4. Ve tekrar önden öreceğiz 5. Ve tekrar arkadan öreceğiz altı sıra. Yani altı sırada bir incimizi yerleştireceğiz. 7. sıraya başladığımızda bir sıra daha inci yerleştirmemiz gerekecek. Yani bahsettiğim aslında şurası. Şuradaki mesafeyi anlattım size. Şimdi bu incili sıramız 1. Arkadan geldim. 2. Önden 3. Arkadan 4. Önden 5. Arkadan 6 olunca tekrar bu 7. sırada yani aslında bu sıranın 1. sırasında incilerimizi yerleştireceğiz arkadaşlar. Buraya bir incimiz var. İnci sıramızı 3 kere tekrarlayacağız. Son ince sıramızı ördükten sonra arkadaşlar aynı burada başladığımız gibi önden arkadan iki sıra ördüğümüz gibi son ince sıramızı ördükten sonra tekrar önden arkadan iki sıra örüp hemen e, eldivenimizin e, sayılarını sağa sola ayırımını size vereceğim. Ve devam edeceğiz inşallah. Gayet kolay. Bu arada sağ sol el farkı var. Eğer düz örmeyi planlıyorsanız fark etmiyor ama desen yerleştireceksiniz benim gibi arkadaşlar elinizin üst kısmına gelmesi gerektiği için sağ sol fark ediyor bu modelde düz örecekler için tamamen düz örecekler için fark etmiyor sağ sol ayarı yok arkadaşlar düz örecekler için evet son incim kaldı evet son ilmeklerimi de örüyorum evet Şimdi lastiğimizi tamamlayalım arkadaşlar. Ee, tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar lastiğimizi ördük. Ve örgümüzü ikiye ayırdık. 25 ilmek sağa ve 25 ilmek sola. Biz e, sağ el çalışıyoruz. Eğer sol el çalışmış olsaydık bu sol el arkadaşlar desenimizi buraya yerleştirecek, yerleştirmiş olacaktık. Sağ el çalıştığımız için şimdi desenimizi buraya yerleştireceğiz. Desenimiz buradan yukarı doğru çıkarken burayı da yukarı doğru Aynı burada olduğu gibi düz öreceğiz arkadaşlar. Şimdi evvela buradaki 25 ilmeği çalışalım. İlk ilmeği örmeden alıp sayıyorum. Düz örüyorum artık. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve ters girerek kesiyorum bir doladım buradaki iki ilmeği kesiyorum bir doladım buradaki iki ilmeği de kesiyorum tekrarlıyorum arkadaşlar 9 tane ilmeğimi düz ördüm sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirdim kestim bir doladım iki ilmeği kestim doladım kestim şimdi kalan ilmeklerime işaretleyeceği kadar düz örüyorum Evet 25 tane ilmeğimizi bu şekilde örmüş olduk şimdi bunu çıkaralım buradaki iki ilmeğimi kesiyorum. Burası bizim bu noktamız arkadaşlar ee, parmağımızın baş parmağımızı takacağımız ve artırma yapacağımız nokta arkadaşlar bakın şurada ve şurada artırmalarımız var şimdi burayı kestikten sonra kalan ilmeklerin hepsini düz örüyorum sıramın sonuna kadar örüp tekrar sıranın arkasında buluşalım. Evet arkadaşlar, sıramın arkasından ilmeklerimi ters örgü yaparak e, dolamaya kadar, artırmaya kadar örüyorum. Evet, dolamaya geldim. Bu ilmeğimi düz, ortadaki ilmeğimi düz, ikinci dolamayı da düz örüyorum ve kalan ilmeklerimin hepsini Ters örüyorum arkadaşlar. Desenimizin birinci sırasını bu şekilde yaptık. Son ilmeğim ters. Şimdi tekrar örgümün ön tarafından dolamaya kadar, artırmaya kadar arkadaşlar 2 ilmek kalana kadar örüyorum. Düz olarak örüyorum bir tane daha şimdi bu iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum ve tersten girerek kesiyorum bir tane doladım arada üç tane ilmeğim var örüyorum doladım sıradaki iki ilmeğimi kesiyorum şimdi arkadaşlar parmağımızı ayarlayacağımız noktada şurası buraya kadar yani kesme yapmıştık hatırlarsanız buraya kadar bakın şuraya kadar 2 4 6 8 9 tane ilmeğimi düz örüyorum 9 tane ilmeğimi ördüm arkadaşlar. Şimdi bu kesme yaptığımız ilmeğin sağına ve sonuna artık artışlarımızı başlayacağız. Bir gizli artırmamı yaptım. Aradaki bir ilmeği ördüm. Bu kesmiş olduğumuz ilmekti biliyorsunuz ve tekrar bir ilmek artırdım. Şimdi kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümüzün bu tarafında hiçbir şey yok arkadaşlar. Hep önden düz, arkadan ters öreceğiz. Burada 23 tane ilmek olacak. 23 ilmek hiç değişmeyecek arkadaşlar. Şimdi örgümüzün ön tarafından ör, 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 ilmeklerimizi örelim. Arka taraftan tersleri ters e, dolamaları ve ortadaki e, haroşaları da düz olarak yani haroş olarak örelim. Tekrar örgümüzün ön tarafında buluşalım. Desenimizin 3. sırasına başlayalım. Şimdi e, haroşaya kadar olan iki ilmeğimiz bakın şuraya kadar buradaki ilmeklerimi düz örüyorum. Biz bunun çorabında çalıştık hatırlarsanız krem rengi bir çoraptı. Aynı deseni eldivenle uyguladım arkadaşlar. Evet haroşaya kadar bakın haroşa burada başlıyor. iki ilmeğim kaldı. Bunların yönünü sadece buradaki ilmeklerin yönünü değiştiriyoruz. Diğer taraftaki kesimleri değiştirmiyoruz arkadaşlar. Bakın üstte çıkmasını istiyorum. Buradaki ilmeğin düzgün bu şekilde bir hat oluşsun diye doladım. Aradaki düz ilmeklerimi yani haroşalarımı örüyorum. Doladım ve buradaki iki ilmeğimi kesiyorum. Şimdi parmağın baş parmağın artırma noktasına kadar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Bakın artırma zaten burada ilmek kendini belli ediyor. Hemen burada bir tane artırdım. Hatta buraya anlaşılır olsun diye size ilmek şarjı takayım. Hemen buraya bir tane takayım artırıyorum 3 tane ilmeğim var arada 1 2 3 bir tane artırıyorum buraya da bir tane takayım burası bizim baş parmak olduğunu bilelim artık ve kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum ön taraftan arkadan yine tersleri ters buradaki haroşaları da artırmalarda haroşa olmak şartıyla örüyoruz tekrar ön tarafta desenimizin dördüncü sırasını yapmak üzere buluşuyoruz. Dördüncü sıraya başlayalım arkadaşlar. Yine ilmeklerimi düz örerek başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Nereye kadar? Haroşadan sonraki iki ilmeğe kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet bu iki ilmeğimin yönünü yine ters çeviriyorum. Ve bu şekilde tersten girerek kesiyorum. Doladım. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Doladım. Dördüncü sıranın ikinci artırmasında yaptık. Buradaki iki ilmeğimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar desenimizin dördüncü sırası e, ee, artırdığımız deliklerden de sayabilirsiniz. 1 2 3 Bu da dördüncü. Şimdi işaretleyeceği kadar ilmeklerimi düz örüyorum. işareticimi aldım. Hemen artırıyorum. Gizli artırma. Arada 5 ilmek var. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar burada da bir artırma ve 7 oldu burası. Arkadaşlar burayı 17'ye kadar çıkaracağız. Şimdi yine kalan ilmeklerimi önden hepsini düz örüyorum. Arkadan da düzleri <laughs> düz, tersleri düz, ters örüp ters tekrar e, ön tarafta desenimizde buluşuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık bu desen için sonuncu sıramızı yapıyoruz. Ben sizinle bir sıra daha çalışacağım. Daha sonra arkadaşlar 17 tane ilmek yani şu kısımda 17 tane ilmek ulaşıncaya kadar siz öreceksiniz kalanını. Daha sonra parmağımızı yaptıktan sonra kalanını bitireceğiz inşallah. Şimdi yine başlıyoruz. Bu desen için yani ilk desen için son sıramız İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine iki ilmek kalına kadar, haroşaya kadar 2 ilmek kalına kadar ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi yönünü değiştirdim. Ve bunları tersten girerek kestim. Doladım. Aradaki ilmekleri örüyorum. 5 sırada bir dilim desenimizi bitirmiş olduk. Doladım. Buradaki 2 ilmeğimi kesiyorum. Şimdi işaretleyeceği kadar yine örüyorum. Evet. İşaretleyicimi bu tarafa aldım. Bakın burada 7 tane ilmeğimiz var. Şimdi bu artışlarla 9 olacak. Artırdım. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Evet. Tekrar artırıyorum. İşaretleyicimi bu tarafa alıp yine kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün arka tarafında da tersleri ters haraşoları da haraşo örüp tekrar ön tarafta ikinci dilimin birinci sırasını yapmak üzere buluşuyoruz arkadaşlar. Evet, birinci desenimiz bitti. İkinci desenimize başlayalım. Şimdi 9 tane yine aynı burada olduğu gibi 9 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştirdim. Ve düz bir şekilde tersten girerek kesiyorum. Doladım. Bir tane ördüm. Doladım. Buradaki iki ilmeği düz kesiyorum. Şimdi işaretleyiciye kadar ilmeklerimi örüyorum. Evet işaretleyicim bu tarafa aldım. Bir tane artırmamı, gizli artırmamı yaptım. Şimdi diğer işaretleyiciye kadar aradaki 9 ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmeğimi düz ördüm. Ve bir tane artırdım arkadaşlar. İşaretleyici buraya taktım. Şimdi kalan ilmeklerimi yine düz örüyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar örgümüzün arka tarafından buraya kadar yine e, Dolamaya kadar yine ters örüyoruz buradaki ilmekleri düz örüp kalanı ters örüp ikinci desenimizin birinci sırasını bitiriyoruz arkadaşlar şimdi e, desenimizi örerken bizim şimdi şurada artırmaları yaptık 11 oldu bir üst sırada 13 bir üst sırada 15 bir üst sırada 17 olunca arkadaşlar hemen hemen şuraya geleceksiniz gelince 17 olunca burası arkadaşlar şuradaki ilmek sayısı hemen baş, baş parmağımızı örüp bitireceğiz. Şimdi bu 17 olana kadar örgümüzü aynı bu anlattığım şekilde hem desenimizi yapıp hem de artırmalarımızı parmak artırmalarımızı yapalım. Sizinle tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar ortadaki ilmek sayımızı 17'ye kadar çıkardık. Şimdi desenimizi ikinci sıranın 1, 2, 3, 4, 5. sırasını yaparken buradaki parmak ayrımında yapacağız arkadaşlar beraber. Şimdi yine evvela desenimizi bir son sırasına yapalım. Şimdi düz ilmeklerimi örüyorum. Nereye kadar? Haroşa da iki ilmek kalana kadar. Evet iki ilmek kaldı. Bunların yönünü ters çevirdim. Kestim. Doladım. Şimdi aradaki ilmekleri örüyorum. Evet doladım. Buradaki iki ilmeği kesiyorum. Şimdi işaretleyeceği kadar örüyorum. Evet işaretimi çıkarabilirim artık. Bundan sonra arkadaşlar pirinç örgü yapacağız burayı. Şimdi ilk düzle başlıyorum. Düz, ters, düz, ters, düz, ters şeklinde işaretleyeceği kadar örüyorum. Yani bir düz bir ters sanki lastik örer gibi düz ters Evet işaretleyiciye kadar düz ters örüyoruz. Son ilmeğimi düz ördüm. İşaretliğimi çıkardım. Şimdi arkadaşlar e, biz burada kaç sıra pirinç çalışacağız? Bakın şuradan ilk son düzden sayarsam 1 2 3 4 sıra çalıştıktan sonra ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi örgümü döndürüyorum. Gördüğümün tersini Öreceğim arkadaşlar. Yani düzü ters, tersi düz. Birinci örgü bu şekilde çıkıyor. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz, ters örüyorum bunu. Tersi düz örüyorum. Düz, ters. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 tane yine bir düz bir ters ördüm. Döndüm. İpi alta verdim. Bakın şuradan birinci sıra çıktı. İlmeği, ilk ilmeği örmeden aldım. Yine düzü ters, tersi düz örüyorum. Evet bu şekilde parmak baş parmağımızı bitireceğiz arkadaşlar inşallah. Tekrar 17 ilmeğim bir düz bir ters ördüm. Son ilmeğim düz. İkinci sıra çıktı. Bakın arkadaşlar 1 2 döndüm. Yine ilmeklerim bir düz bir ters 17 ilmeğimi örüyorum. Evet. Şimdi burayı tamamlayalım arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Baş parmağımızı artık bitirdik ve ilmeklerimizi buradaki 17 tane ilmeği keserek şişimizden çıkaralım. Tığ yardımı yapıyorum. E, tersi düz, düzü ters olarak örüp çıkaracağım arkadaşlar. Şimdi düzü olduğu için ters örüyorum. İlkin içerisinden kaydırıyorum. İkincisi ters olduğu için düz örüyorum. Kaydırıyorum. Ters ördüm kaydırdım. Yani keserken de pirinç işlemini yani örgü işlemini tekrarlıyoruz. Tersi düz ördüm, kaydırdım ilk ilmekten. Bu şekilde 17 tane ilmeğimi kesiyorum. Evet, devam edelim. Çok sıkmayalım. Gergin olmasın. Evet son ilmeğim düz ve onu da kestim arkadaşlar. Bir miktar dikiş boyu bırakıp ipimi kesiyorum. Evet. Eldivenimizin baş parmağı bu şekilde bitmiş oldu. Şimdi tekrar buradan ipimizi takıp devam edelim. Evet arkadaşlar baş parmağı bitirdik. Buraya kadar da zaten örmüştük. Şimdi buradan ilmeği örmeye devam edeceğiz. İpimizi de kesmiştik biliyorsunuz. Tekrar ipimizi alalım. Ve örmeye başlayalım. Evet. Buradaki ilmeklerimiz düz. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Devam ediyoruz. İlk düz ilmeklerimizi örüyoruz. Son ilmeğim ters Şimdi arkadaşlar son bir ilmeğe kadar 22 tane ilmeğimi örüyorum. Ters olarak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. ilmeklerimizi 22 tane ilmeğimi örüyorum. Evet. Burada son ilmek hariç bütün ilmeklerimi örünce yani 22 tane bu ilmeğimi bir bağlıyorum ipime. Şimdi şu baş parmağı ileri alalım. Buradaki ilmekle son ilmekle sıradaki ilmeği beraber örüyorum. Yani ters olarak kesiyorum. Şimdi kalan ilmeklerimi yine tersi ters haroşaları ters, haroşa öreceğim. Evet buraya kadar ters ördüm. Şimdi buradaki ilmekleri düz örüyorum. Dolamayı düz örüp kalan ilmeklerimi ters örüyorum arkadaşlar. Son ilmekte ters. Evet. Bakın arkadaşlar şurada iki tarafı yani elimizin ortası ile üst kısmını birleştirmiş olduk. Şimdi tekrar arkadaşlar desenimizi yerleştirmeye başlayacağız. Son desenimiz arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5. artırmayı yaptıktan sonra tekrar bir desen açıyoruz. Şimdi 9 tane ilmeğimi düz örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7 8 9 sıradaki iki ilmeğin yönünü değiştiriyorum üçüncü dilimin ilk sırası arkadaşlar bu hemen bunu kesiyorum bir doladım bir ördüm bir doladım iki tane düz bir şekilde yönlerini değiştirmeden kesiyorum şimdi artık ilmeklerin buraya kadar hepsini düz örüyorum Baş parmak noktasındayım. Buraları da hep düz geçiyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar yine ilmeklerimi düz örüyorum. Şimdi arkadaşlar burayı da bitirdikten sonra yani üçüncü dilimde bitirdikten sonra hemen eldivenimizin yine baş parmağında olduğu gibi yine aynı uzunlukta yani genişlikte pirinçlerimizi yine bir düz bir ters örüp ilmeklerimizi keselim. Aynı baş parmakta yaptığımız gibi dikme işlemine geçelim arkadaşlar. Sizinle o noktada buluşalım. Evet arkadaşlar eldivenimizi bitirdik. Artık dik işlemine geçelim. Önce baş parmağı dikelim. Hemen bakın iğnemi taktım. Buradan ilk ilmeği batıyorum. Burayı hemen sabitliyorum. Bir kez daha geçiyorum. Sıkıladıktan sonra arkadaşlar düz aldığımız ilmekler vardı biliyorsunuz. Onlardan karşılıklı bir buradan bir buradan alarak dikiyoruz. Düzgün bir dikiş yapmaya çalışalım arkadaşlar. Şu an ben videodan pek gösteremesem de Ben mümkün olunca çok düzgün dikmeye çalışırım. Bütün dikişli patik veya bu tür örgülerde arkadaşlar. Şimdi aşağı doğru dikişimizi tamamlayalım, bitirelim. Evet arkadaşlar, eldenizin diğer yan tarafında dikelim. Buradaki dikişinizde arkadaşlar, bakın şuradaki ters ilmeklerin hemen bakın yanında. Şu alanlardan şu şekilde buradan ve diğer taraftan bir buradan bakın şöyle alarak şu şekilde bakın bir oradan bir buradan dikeceğiz. Bakın ben şimdi şuradan başlıyorum. Buradan aldım. Buradan da aldım. Diktikten sonra bir miktar arkadaşlar sıkılıyoruz. Çok sıkmayalım. Buradan aldım. Çıktığımız yerden bakın arkadaşlar burası çıktığımız yerden tekrar batıyoruz. Bakın şuradan tekrar. Burayı da yine bu şekilde arkadaşlar. Hepsini yine dikiyoruz. Çok kolay bir dikiş arkadaşlar. Düzgün bir dikiş oluyor. Evet. Diktikten sonra bir miktar sıkılıyoruz. Çok sıkmayalım arkadaşlar. Bu şekilde e, dikişimizi buraya kadar tamamlayalım. İnşallah videomuzu da bitirmiş olalım. Evet arkadaşlar dik işlemini bitirdik inşallah beğenmişsinizdir bir elimize giyelim ben sağ sol nasıl ayarları onu da anlatmıştım size sağda örgümüzü solda örgümüzün 25 ilmeğin sol tarafında çalışacakken bu sağ elimizi de ilk 25 ilmekte desenimizi çalıştık arkadaşlar buna dikkat edelim eğer düz örecekler varsa da hiçbir şey yapmadan aynı örebilirler evet arkadaşlar eldivenimiz bitti İnşallah beğenmişsinizdir başka bir videoda başka bir anlatımda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın